Günümüzde dünya enerji ve çevre sorunlarına çözüm arayışı içerisinde önemli bir dönüm noktasına doğru ilerliyor. Bu dönüm noktasının baş aktörlerinden biri ise elektrikli araçlar. Çevre dostu, düşük emisyonlu ve enerji verimliliği açısından cazip olan elektrikli araçlar, gelecekte otomotiv endüstrisinin temelini oluşturacak gibi görünüyor. Ancak her avantajın bir dezavantajı olduğu gibi elektrikli araçlar da bazı sorunlarla karşı karşıya. Gelin çözülmesi gereken o sorunları 5 maddede inceleyelim. Elektrikli araçların en büyük dezavantajlarından biri menzil sınırlaması. Yani bir depo benzinle dolu bir aracın yaklaşık ortalama menzili 640 ve 800 km arasındayken elektrikli araçlar genellikle daha kısa menzile sahip. Tek şarjla gidebilecekleri mesafe genellikle 160 ve 480 km arasında değişiyor. Bu uzun yolculuklar için pratik olmayabilir ve bu durumda şarj istasyonlarının daha yaygın hale gelmesi kaçınılmaz bir koşul. Elektrikli araçların şarj edilmesi altyapı sorunları nedeniyle bazen zor olabiliyor. Şarj istasyonlarının yeterli sayıda ve yaygın olarak bulunmaması kullanıcıların şarj sürelerini uzatabiliyor. Bu da zamanın altından değerli olduğu günümüz dünyasında pek de hoş karşılanacak bir durum değil gibi gözüküyor. Elektrikli araçlar benzinli veya dizel araçlara kıyasla genellikle daha yüksek bir satın alma maliyetine sahip. Bu birçok tüketici için başlangıçta cazip olmayan bir faktör. Ancak zamanla daha düşük işletme maliyetleri ve teşviklerle telafi edilebilecek. Elektrikli araçların şarj edilmesi benzini veya dizeli doldurmaktan daha uzun sürebilir. Ev şarj istasyonları daha yavaş şarj etme kapasitesindeyken hızlı şarj istasyonları bu soruna bir çözüm olabilir. Ancak bu tesislerin henüz yaygın olmadığının tekrar altını çizelim. Elektrikli araçlardaki bataryaların ömrü sınırlı ve birkaç yıl içinde değiştirilmesi gerekiyor. Bu hem cebimizi hem de çevremizi olumsuz etkileyecek. Ayrıca eski bataryaların geri dönüşümü de bir hayli zor. Aslında çevre dostu gibi görünen elektrikli araçlar pek de göründüğü gibi olmayabilir. Ne dersiniz? Sonuç olarak elektrikli araçlar çevre dostu ve enerji verimli bir seçenek sunsa da hala bazı önemli dezavantajlarla karşı karşıyayız. Menzil sınırlaması, şarj altyapısı eksikliği, yüksek maliyet gibi faktörler bu teknolojinin tamamen hayatımızda yer etmesine henüz izin vermiyor. Ancak sürekli devam eden teknolojik ilerlemeler ve artan yatırımlarla bu dezavantajların zamanla aşılabileceğini umuyoruz.